Riemann toplamı ve bir fonksiyonun grafiği altında kalan alan. Riemann integraline göre bulunan değer ile fonksiyonun grafiği altında kalan alanlar birbirine eşittir sevgili gençler. Koordinat düzleminde x ve y ekseni üzerinde görülürsünüz. Zaten f fonksiyonu verilmiş. Riemann toplamından fa küçük 0 ve fb büyük 0 olmak üzere a'dan b'ye fx dx integrali eksi s1 artı s2 olarak bulunur sevgili gençler. Bunu bulut içine alıyorum. Yakında yağmur olup yağsın. Birkaç tane özelliği hatırlatmak istiyorum. Uygun görürseniz gençler hatırlayın. Özellikle toplam sorularında bunlar çok sık kullanacaksınız. X ekseni, y ekseni. Şuraya ne diyelim? X kare parabolünü çiziyorum bakın. Fx eşittir x kare parabolü olsun. Burada gençler herhangi bir noktadan çizilen dikdörtgene göre alanları bulalım. Şurada yani buralar hemen nokta nokta yapalım. Gençler bu alan s birim kare ise yukarısı 2s'dir. Toplam 3s olacak şekilde böler. Peki x küp eğrisi olursa bu. Yine onu da çizelim. X ekseni, y ekseni. X küp eğrisinde ne şekilde çizelim? Şöyle yaklaşık bir fonksiyon grafiğini çizdiğimiz zaman fx eşittir. X küp eğrisidir bu. Yine burada hemen hangi dikdörtgen oluşturacağımıza karar verelim. Şurada bir dikdörtgen oluşturdum bakın. Arkadaşlar bu defa bu alan s birim kare ise yukarısı 3s olacaktır bakın. Bunda da bu özellik var. Bu özellikleri kullanacağımız için bu şekilde yazdık gençler. Sizler de öğrenmeye çalışın. Bir tane de uygula yapalım bununla ilgili. Daha iyi oturacak. İntegral 0'dan 3'e kadar x kare artı 4x artı 6 çarpı dx integralini bulalım. Arkadaşlar yine aynı mantıkta yürümemiz gerekiyor. Bakın bunu önce ayrıştırıyorum. Diyorum ki 0'dan 3'e kadar x kare dx artı 4 çarpı 0'dan 3'e kadar x dx artı integral 0'dan 3'e kadar 6 çarpı dx olarak yazdığımız zaman bakın burada x kare olacak. Hemen onun eğrisini çizelim. Burası 3, burası o zaman orijin. 3'ü koyduğunuz zaman yerine 3 kere 3, 9 yapacak. Yani alan 27 olacak dikdörtgenin alanı. Şöyle bunları da nokta nokta yapalım. Çünkü bize onlar sadece hangi noktaya karşılık geldiğini bulmak için. O zaman 3 kere 9, 27 olacağı için burası 9. Siyah kalemi al Nevzat. Burası da 18 olacak gençler. Peki diğerini bulalım. Diğerini bu fx. Yani x kare parabolü fx eşittir x kare. Yine 4x'i, bu defa x'i buluyorum. X ekseni ve y ekseni. Renkli kalem al Nevzat yine. Arkadaşlar x doğrusu ne olacak? Burada dikkat edecek olursanız şöyle bir 45'e 45 giden doğru. Mavi, kırmızı kalemi almayalım, mavi alalım. Bu defa burası. Yine 3'e karşılık gelen ne olacak? 3 gelecek gençler. Y eşittir x doğrusu çünkü. Bana şu alan lazım. Nedir bu alan? Şuraya diyelim hemen şöyle. 3 çarpı 3 bölü 2 olacak gençler. Buradan 9 bölü 2. Bir de 6 dx diyor arkadaşlar. Onu da yapalım hemen. Hadi. Hepsini çiziyorum ki görün rahat bir şekilde diye. X ekseni, y ekseni. Y eşittir 6 doğrusu ise gençler nedir y eşittir 6 doğrusu? X eksenine paralel olan şu doğrudur. Burası 6. Ne diyor burada? Dikkat edecek olursanız mavi kalem al Nevzat. Yine 3'e kadar olan kısım.
Pardon, yanlış oldu onlar. Silgi alacağıma gittim, kalem aldım. Burası 3. O zaman bu alan ne olacak gençler? Şu alan 3 çarpı 6'dan 18. Bu durumda artık yazıyoruz gerisini. Diyorum ki integral 0'dan 3'e kadar x kare artı 4x artı 6 çarpı dx eşitmiş demek ki. X karenin ikisi 9'du. 9 artı 4 çarpı x'in ikini de bulduk. 9 bölü 2 artı 6'nın ikini de bulduk. 18 eşittir 9 artı 18. 2 ile sadeleştik. Artı 18'den gençler. Buradan 36, 45 birim kare olarak bulursunuz. İntegralinin değeri kaçtır? Fonksiyon grafiği altında kalan alanı kullanın. Arkadaşlar hemen grafiğimizi çizelim. X eksenimiz ve y eksenimiz. Burada y eşittir x artı 4 doğrusunun grafiği nasıl çizerdik hatırlayın. X'e 0 verirsiniz, y'yi bulursunuz. Y'ye 0 verirsiniz, x'i de eksi 4 bulursunuz arkadaşlar. Yani 4'e eksi 4'ten geçecek bir grafik çizelim. Hemen onu renkli kaleme yapalım ki daha güzel gözüksün. Şu şekilde. (4, -4). Bize hangi alan soruyor? 0'dan 4'e kadar olan alan soruluyor. Onu da şunu renkli kaleme yapalım yine. Bunları nokta nokta yapıyorum gençler. Buna karşılık gelen değeri de bulalım. Burada 8 birim kare olsun. Bize sorulan alanı boyuyorum gençler, bakın şimdi. Yani şu parça. Boyalı alan. Gençler artık yamul alanı bilmeyene dövüyorlar. Burası 4 birim, burası 8 birim. O zaman neydi? Alt taban artı üst taban 8 artı 4 çarpı yükseklik bölü 2'den 12, 48 bölü 2. Buradan da 24 birim kare çıkar gençler. Yani şöyle yazabilirsiniz. 0'dan 4'e kadar integral x artı 4 dx eşittir 24 birim karedir. İntegralinin değeri kaçtır? Fonksiyon grafiği altında kalan alanı kullanın diyor gençler. Yine aynı mantıkta yürüyelim. Bakın 1. İntegral 1'den 3'e kadar x kare dx artı integral 1'den 3'e kadar eksi 4x çarpı dx artı yine integral 1'den 3'e kadar 3 çarpı dx olarak bunu ayrıştırıp 3 ayrı fonksiyon grafiği olarak yapacağım. Gençler daha rahat anlayasınız diye. Bakın birincisini çiziyorum şimdi. X, y ekseni. Bu da parabolün sağ tarafta bize lazım olduğu için sol tarafı çizmiyorum bile. Burası f. Renkli kalemi aldık. 1'den 3'e kadar şu alan parçasını soruyor bize gençler. Yani şöyle karşılık gelen değerleri de bulalım ki daha güzel olsun. Peki. Silgi al Nevzat. Şunları bir siliyorum yine. Burada 1, burası 3 gençler. Burası orijin. 1'e karşılık 1 gelecek. X karede 3'e karşılık 9 gelecek. Bize sorulan parça şurası. Bakın. Onu da renkli kalemle çizeceğim ki göresiniz diye. Şurası gençler. Yani şu parça lazım bize. O da nasıl yaparsınız peki? Onu da şu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Şu toplam şu alana hatırlayın 1 çarpı 1'in S3 2S olacağı için 1 bölü 3 olacak burası. Yine burası toplam 3 kere 3, 3 kere 9 27 olacak. 3'e böl 9 olacağı için buraya 9 eksi 1 bölü 3 birim kare kalacak. Yani 27 26 bölü 3 olacak. Yani boyalı alan burası. Boyalı alan. Bize lazım olan kısım orası zaten. Şimdi ikincisini çizelim gençler. Ne diyor? Eksi 4x fonksiyonun grafiği. Bakın eksi 4 fonksiyonun grafiği de arkadaşlar şuradan gelecek, bakın şöyle. Şu şekilde gelecek. Şöyle.
Mavi kalemi aldım. Ne diyor bize? Şurada 1'e 3 olan. Şurası 1, şurası da 3 olsun. Tabii kırmızı rengi biraz uzatmamızda fayda var. Tam gözük şöyle. Ha, tamam. Burası 1, burası 3. Gençler burası 1 için eksi 4 olacak. 3 için de eksi 12 olacak. Bize lazım olan kısmı hemen yine boyayalım yeşil renkle. Şu parça. Bakın muntazam yapmaya çalışıyorum gençler. Biraz vakit harcıyorum ama olsun sizler için değer. Yani şunu da mavi kaleme aldım. Ne var burada? Yine yamuk alanı var gençler. Şöyle ne diyelim buraya? Boyalı alan. Yamuğun alanı 4 artı 12 çarpı 2 bölü 2'den gençler. Buradan ikiler gidecek. 16 birim karede burası olacak. Son alan ne kaldı artık elimizde? Gençler 3dx. Onu da şu boşluğa çiziyorum müsaade ederseniz. X ekseni, Y ekseni. O da neymiş gençler? Yine 1'e 3'e alandan 1'e şöyle yapalım. 3 alanda olsun. Şunları siliyorum. 1'e 3. Burası orijin. 1 için de 3. Sonuçta 3 yukarısı. Sorulan alanı yine boyayalım. Şu alanı soruyor bana yine. Bura boyalı alan yine. Bakın boyalı alan. Boyalı alan. Burada dikdörtgen alan var. 2 çarpı 3'ten 6 birim kare de buradan gelecek. Bakın bize ne soruyor artık sorularda? Hepsini teker teker yazdık. Siyah kalem al Nevzat. 26 bölü 3 yukarıda. Hatırlayın özelliklerde kalanını anlattım. Aşağıdaki 16. Aşağıda x'in x ekseninin altında kaldıysa gençler negatif sayıyla çarpıyorum. Artı 6 birim kare yukarıda. Yani 26 bölü 3 eksi 10 30 eksi 4 bölü 3 olarak çıkar sevgili gençler. İntegralinin değeri kaçtır? Fonksiyon grafiği altında kalan alanı kullanın. Gençler hemen fonksiyon grafiğimizi çiziyorum bakın. X ekseni, Y ekseni. Peki Y eşittir. Eksi X doğrusunu biliyorsunuz. Bakın eksi X doğrusunu çizdikten sonra 5 birim eklediğin zaman onu da şuraya çizeceğim. Yani tam 5'e 5'ten geçecek şu şekilde bir doğru haline gelecek. Çünkü 5 birim ötelemiş olduğunuz yazalım buraya. Burası orijin, burası 5. Neyi soruyor bana? 0 ile 5 arasındaki alanı soruyor. Yani artık bize sorduğu alan belli oldu. Ya yani burası soruluyor. Yazıyorum artık gençler. Boyalı alan. Nedir? Dik üçgenin alan formülden 5'e 5 olacak burası. Zaten söylemiştim. 5 çarpı 5 bölü 2'den 25 bölü 2 sevgili gençler. O da 12,5 olarak bulunur. İntegralinin değeri kaçtır? Fonksiyon grafiği altında kalan alanı kullanın. Gençler bunu integral önce şöyle 4 sayısını dışarı atalım. Daha rahat edeceksiniz. Emin olun. 0'dan 3'e kadar x küp çarpı dx integralini buluyorum. Tabi fonksiyon grafiği altında kalan alan dediği için bir fonksiyonun grafiğini çizerim önce. X ekseni, y ekseni gençler. Burada bakın x küp eğrisi buradan gelecek. Buradan şu şekilde gidecek. F eğrisi. Kırmızı kalemi alalım yine. Ne diyor? 0'dan 3'e kadar diyor arkadaşlar. Yani şu parçayı soruyor bana şuradan. Şurasını soruyor. Bunları bir silelim önce. 0'dan 3. Burası 3. O zaman burası 3 için ne olacak? Gençler burada bakın y eşittir x küp eğrisini çizmiş olduk ya. 3 kere 3 27. 3'ün kübünden 27. Burası orijin. Bana ne soruyor? Şuradaki alanı hemen işaretleyelim ve boyayalım. Şu alan lazım bize. Boyalı alan. Gençler hatırlayın bunu özelliklerde kazanımlarımda yazmıştım. Burası S birim kare ise burası 3S olacaktı. O zaman yazıyorum diyorum ki 3 çarpı 27'nin 4'e bölün. Değil mi? 4S'ye bulmuş oldunuz. 4'e böldükten sonra zaten 1S'yi bulmuş oluyorsunuz. Buradan 3 kere 7 81 bölü 4 oluyor gençler.
Peki bize sorulan integrali yazıyorum. Diyorum ki integral 0'dan 3'e kadar 4x küp çarpı dx, o zaman neymiş? 4 tane, çünkü 4 dışarı almıştık hatırlayın. 81 bölü 4'ten. Burada 4'ler birbirini götürür, 81 olarak çıkar sevgili gençler. Buna göre eksi 4,6 fx dx integralin değeri kaçtır? Sevgili gençler hatırlayın. Şuraya s1 diyelim. Burada s2 diyelim toplamına. İntegral eksi 4'ten 6'ya kadar fx dx'i yazarken gençler hatırlayın kazanımlarımda ne dedim? Eğer x ekseninin altında kalmışsa eksi s1 artı x ekseninin altında üzerinde kalmışsa da s2 olarak yazılabilir. Şimdi s1 alanı bulalım. Şurada yukarıda yaparsak daha şık duracak gençler. S1 alanı. Bakın dik üçgenin alanı var orada. 4 çarpı 4 bölü 2'den S1 alanı eşittir 8 birim kare. Cepte dursun bu. S2 alanı bulalım gençler. S2 ise bakın orada yamuk var. Değil mi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ise buradan da gençler S2 alanı da eşittir. İkiler birbirini götürecek. Yine 8 birim kare kalacak. O zaman gençler yazıyorum. Diyorum ki arkadaş bu zaman eksi 4'ten 6'ya kadar fx dx eşittir. Eksi 8 artı 8'den 0 sonucuna ulaşırsınız. Buna göre eksi 4'ten 6'ya kadar fx dx integralin değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın hatırlayın ne yazdık? Buraya s1 alanı dersek buraya da s2 alanı diyelim. Eksi 4'ten 6'ya kadar fx dx integrali nasıl yazarsınız? Eğer x ekseninin altında kalıyorsa alan eksi s1 yani eksi ile çarpıyorum artı s2 diyorum gençler. S1'i şu boşlukta yapalım. S1 eşittir gençler. Dikdörtgen alanı var orada. 4 çarpı 4'ten s1 eşittir 16 birim kare yapacak arkadaşlar. Peki s2 nedir? Üçgenin alanı 2 çarpı 6 bölü 2 ise s2 de gençler 6 birim kare yapacak. Artık bundan sonrasını yapmayanı döverler. İntegral eksi 4'ten 6'ya kadar fx dx arkadaşlar eşittir. Eksi 16 artı 6 ise yine integral eksi 4'ten 6'ya kadar fx dx. Bakın düzenli yazmaya çalışıyorum ki gençler bunlar size alışkanlık kazandıracaktır. Sonuç eksi 10 olarak çıkar. İntegralin değeri kaçtır? Gençler bakın burada y eşittir. 30 eksi 0 onda 5x olarak yazalım. Fonksiyonumuz buymuş. X eşittir 0 için y 30 olacak. Y eşittir 0 için ise gençler 0 onda 5x eşittir 30 olacağı için x de buradan 60 olacak. Gençler buna göre çizeceğim çünkü grafiğimi. X ekseni y ekseni. X 0 için y 30'muş. Y 0 için de x eşittir 60'mış. Bakın muntazam çizmeye çalışıyorum ki anlaşılır olsun gençler. Şimdi burada hemen çiziyorum. Bakın neymiş? Şöyle gelecek buradan. Fonksiyonumuz bu. Burası 30. Burası da 60. Burası orijin. Peki nereden başlıyor? 0'dan 30'a kadar olan kısmı çiz diyor. Peki çizelim. Kırmayalım soruyu. Yani şurada. Buraya karşılık gelen y değeri de lazım bize. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bize sorulan kısım aslında yeşil kaleme boyayacağım yine şu parça. Yani şuraya geçelim şu şekilde. Boyalı alan eşittir S olsun. Renkli kalem haline yazar. S o zaman gençler bakın S eşittir. Bir kere neler lazım bana? 30'a karşılık gelen değeri bulmanız lazım. Yani burada X eşittir 30 için 15, 15 olacak. Y de eşittir 15 olacak. Demek ki burası 15'miş arkadaşlar. Çünkü bakın burada yamuk alanı kullanacağım. Neydi yamul alanı? Alt taban artı üst taban çarpı h bölü 2 olacak. Yani s eşittir gençler. Alt tabanımız belli 30 birim. Artı üst tabanımız artık 15'i bulduk. Çarpı yükseklikte 30 bölü
iki gençler. Buradan S 45 çarpı 15 S buradan gençler 675 olarak çıkar. İntegralinin değeri kaçtır? Arkadaşlar y eşittir 2x artı 4 doğrusunu yazalım. Grafiğini çizmek için ne yapıyorduk hatırlayın. X'e 0 veriyorum. X eşittir 0 için y eşittir 4. Y eşittir 0 için ise gençler x eşittir eksi 2 olacak ve grafiğimizi çizelim şimdi. X ekseni, y ekseni. Şimdi 0 ile 4 arasında olduğu için gençler sol tarafı çizmemize bile gerek yok. Şöyle yapalım. Tabii hocam oldu mu o? Bazen şeyi unutuyorum gençler, bu grafikteki doğruyu almayı unutuyorum. Dalıyorum bazen, size de oluyordur. F, burada hemen renkli kalemi aldım. 0'dan 4'e kadar olan kısım isteniyor gençler. Şurası yani. Orijin. Zaten burası 0'a karşılık gelen 4'tü. Yukarısı ne olacak o zaman? Onu da bulmak zorundayız. Çünkü lazım bize. Dört kere 8, 12 olacak burası da. Arkadaşlar bize neye soruyor? Önemli olan o, onu anlamış. Bakın ne diyor bize, hemen şurada renkli kalemi aldım. Şu alan soruluyor. Yani boyalı alan diyelim oraya. Hemen şu şekilde renkli kalemimizi alalım. Boyalı alan soruluyor aslında. Boyalı alan nedir? Bakın yine yamuğun alanı. Burası 12 birim. Alt taban 12. Üst taban 4. Yani A artı C çarpı H bölü 2'den gençler. 12 artı 4 çarpı 4 bölü 2. 16 64'ten 32 birim kare çıkacak. Yani bunu yazarken de şu şekilde yazmamızda fayda var. Yani integral 0'dan 4'e kadar 2x artı 4 çarpı dx, o zaman ne çıkmış oldu gençler? 32 olarak bulduk. İntegralinin değeri kaçtır? Gençler, x kareli veya x küplü eğrili grafikleri olduğu zaman ayrı ayrı yazmakta fayda var. Yani bu şekilde parçalamanızda fayda var. Yani 0'dan 3'e kadar, buraya 3'ü dışarı aldım çarpı olarak, x kare çarpı dx artı yine 2 çarpı integral 0'dan 3'e kadar x dx. Bunları ayrı grafiklerle yaptığımız zaman daha rahat çözeceksiniz. Bakın hemen çiziyorum grafikleri. Birinci grafiği çiziyorum. X, y. Ne diyor? X kare. X kare parabolü 0 ile 3 olduğu için sağ taraf çizmemiz yeterlidir. Şu şekilde. Bunlar nokta nokta yaptım. Bakın burası 3'e kadar olacak. Burası orijin. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. Yani şurası ne olacak gençler? 9 olacak. Şimdi neydi hatırlayın. Burada ben anlatırken demiştim kazanımlarımda. Burası S birim kare ise burası 2S birim kareydi. Bana S lazım şimdi. O zaman yazıyorum. Diyorum ki şu alan S alanı eşittir 3 çarpı 9 bölü 3 ise S eşittir 9 birim kare çıktı gençler. Şimdi diğerini de bulalım. Diğerini de burayı yan tarafa çiziyorum. X, Y. Y eşittir X doğrusunu artık biliyorsunuz gençler. Şu şekilde orijinden geçen bir doğru. Bu da 0'dan 3'e kadar olan kısım isteniyor. Burası 3, burası orijin. 3'e 3'tür çünkü Y eşittir X doğrusu bu. Peki burası artık kolay alanı olarak yapılacağı için şurada yapalım şöyle. Bunu da S2 diyelim. 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 birim kare çıkacak sevgili gençler. Artık siyah kalemi aldım elime. Bakın ne diyordu burada? İntegral 0'dan 3'e kadar 3x kare artı 2x çarpı dx eşittir 3 çarpı x kare diyor 9. Artı 2 çarpı 9 bölü 2 ise 27 artı 9'dan gençler 36 olarak bulursunuz.
olduğuna göre A kaçtır? Gençler bu ifadeyi bakın şu şekilde yazmakta fayda var. 0'a 4'ten 2x artı 4 çarpı dx eşitmiş yine 0'a 4 integral A çarpı dx. Bu kalsın şimdi elimde. Grafiği çiziyorum. X, Y ekseni. Renkli kalemi al Nevzat. Bakın grafiğimiz şu şekilde. Burası orijin, burası 4, burası da 4 değil mi? Çünkü 0'a 4'ten 4 koyduğumuz zaman arkadaşlar 2 kere 4, 8, 12 olacak burası. Bu cepte bize sorulan alanda boyalayalım güzel bir şekilde. Yani şurayı soruyor bana. Boyalı alan. Arkadaşlar nedir boyalı alan? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 2, 16 kere 2, 32 birim kare çıkacak. Bu cepte dursun bakalım. Şimdi sağ taraftakini çiziyorum yine gençler. Sağ taraftakini de şu şekilde buraya çizelim. X ve Y. A, Y eşittir A doğrusu. O da arkadaşlar hatırlayın. X eksenine paralel doğru şu şekilde. Burası A. Renkli kalemi aldım yine. Burası 4, burası orijin. Bana sorulan alan, yine orayı da boyayalım. Güzel gözüksün. Şu alan. Boyalı alan. Ne olurdu gençler? Dikdörtgen alanı yani 4 çarpı A. Bu ikisi birbirine eşitmiş. Bundan sonrası yapmayanı döverler arkadaşlar. Yani 32 eşittir 4 A ise A eşittir 8 olarak çıkar sevgili gençler.